Kıymetli dostlar, kıymetli canlar. Hepinize yürekten selamlar, sevgiler. Bir cuma yayını, hafta sonu yayınında yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Pazar günü Kurban Bayramı. Hepinizin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Pazartesi günü her ne kadar da olsa yayınımız olacak. Ama ben şimdiden bayramınız mübarek olsun diyorum büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Malum her bayramda olduğu gibi şu uyarımı da yapmak istiyorum. Lütfen hep söylüyorum. Canlar, sizi sevenler ve sevdikleriniz için diyorum hep. Kendinize iyi bakın diyorum ya. Her zaman bu temennide bulunuyorum. İşte bugün de yolculuk yapacaklar. Ve araç kullanacak canlar için seslenmek istiyorum. Her bayram yaşadığımız o acı trajedileri ne olur yaşamayalım. Bakın araçlarınızda sevdiğiniz insanlar da oluyor. 5 saat geç git ama sağ salim git. Kafan rahat olsun. Ben usta şoförüm falan filan bunun şakası asla yok. Başa gelmeyen bilmez kardeşim. Allah kimseyi sevdiklerinin acısıyla sınamasın. Ateş düştüğü yeri yakar. Sabırlı olun, relax olun, trafik kurallarına uyun. Direksiyon başında yolculuk yaparken uykun mu geldi? Çek bir kenara, uyu, dinlen, yolu ondan sonra revan ol. Devam et. Aman canlar dikkat diyorum. Şimdi müstakil ilan ve yayınlarımıza gelecek olursak. Kiminiz oturmak için, kiminiz hayatını değiştirmek için bakıyor kimi yatırım yapmak için izliyor ve kanalımızda dertleşiyoruz hep birlikte. Aslında ikisi de çok önemli. Hayatını değiştirmek isteyen, doğa ile iç içe olmak isteyen, hiç bilmediği ama çok arzuladığı bir hayata yelken açacak olanlar uyarılarımız sadece tapu alırken değil. Bunun dışında yaşayacağımız ya da ayak uyduracağımız yer. Bu bu yerlerle çok alakalı konuşacaklarımız. Alacağınız yeri tanımak çok önemli. Aslında işte bu bayram tatili bu açıdan da bizler için değerli oluyor bence. Birçoğunuz senenin yorgunluğunu atmak için çıktığı bu tatilde gitmiş olduğu tatil beldesini çok beğenir ve içinden hep şunu geçirir. Ya benim de burada bir yerim olmalı kesinlikle. Olmalı der yani o kadar çok beğenir hoşuna gider ki. Şimdi içinizden bazı canlar diyecek ki ya Murat kardeşim bayramda bile yine mi uyarı yapacaksın diye. Evet yapacağım. Yoksa yapılacak hatalar ile burada bir kişi bile bizim kanalımızda bir alışveriş yapsa, yanlış bir alışveriş yapsa vallahi tüm çabalarımız boşa gider diye korkmuyor değilim aslında. Sizlere gerçek hayattan, yaşanmışlıklardan hep örnek veriyorum sürekli. Çünkü bu işlerin yıllardır biliyorsunuz içinde. Aynı hislere yıllar önce benim de kapıldığım oldu. Ama ben bunu bir şekilde yendim. Evet, keyifli tatilimize gittik. Otelimize ya da işte ne bileyim kampımıza, çadırımıza her neyse oraya yerleştik. Başladık tatilin keyfini sürmeye. Ve tabii çevreyi dolaşmaya. Bayıldık abi. Nereye gitsek bayılıyoruz. Of orası güzel, burası güzel, her yere çok güzel diyoruz. Birincisi içimizde ruhsal bir rahatlama oldu. Bir rahatladık şöyle bir kere. Stresi ne yaptık? Geride bıraktık. Kendimizi dertten, kederden soyutladık. Şimdi bir de doğal güzelliklerin içine bırakınca kendimizi nereye baksak gözümüze cennet gibi. <laughs> her yeri cennet gibi görüyoruz arkadaşlar. Her ne ruh halinde olursanız olun. Anlatılanları, dinlediklerinizi asla ve asla unutmayın. Yanlış alışveriş yapmayın. Kaldığın yer tam sahil olacağı için pek çoğunuzun yani sahilde olacağı için kalacağınız yerler yüzde sekseni oralara gider diye düşünüyorum. Denize olan yerlere yani. Orası size güzel gelebilir. Şimdi o otelin ya da kampın olduğu yer. Oraya yakın bir köyde buldum. Aman canım ne olacak? Hisseli olsun. <laughs> bir şey olmaz dersin, üzülürsün. Ya şu adam tavsiye etti. Çok iyi bir adam canım. Oranın yerlisi. Araştırmadan alırsın. Üzülürsün. Sonra peki sonrası bu sefer aldığın fiyatlara satamazsın. Bir de oradan darbe yersin. Yani hem maddi hem manevi darbe. Gittiğiniz yerlerde muhtarla konuşacağınız işin teknik kısımları. Bakın işin teknik kısımları. Ben buraya yer yapabilir miyim? İşte bahçe vasfındaysa. Kuyu açtırabilir miyim? Efendim elektrik çektirebilir miyim? Bunlar bağ ve bahçe olan tapular için söylüyorum. İşin teknik kısımları. Ama asıl orada hayat süreceğin insanlar, vatandaşlar, komşuların işte sana en iyi bilgiyi bunlar verir kardeş, Bunlardan alırsın. Neden muhtarlar hepsi için söylemiyorum ama muhtarlardan konu açılmışken tabii ki hepsini aynı kefeye koymuyor. Ama yüzde sekseni onlar da emlakçı olmuş kardeşim. Yüzde sekseni onlar da emlakçı olmuş. Onun için yapıyorum bu uyarıları buradan sık sık. Belki bir takım insanların işine gelmiyor. Onlara kötü gibi gözükebiliyorum ama hiç fark etmez. Bu kanal açıldığından beri doğruluğundan, dürüstlüğünden asla ve asla taviz vermedi. Bundan sonra da vermeyecek. Yani diyorum ki sen eşeğini sağlam kaza bağla. Bağla ki çözülmesin. O zaman şimdi haydi bakalım. Heybemizden bugün neler dökülecek? Bereketi hepimizin üzerine olsun. Yayınımıza başlayalım. Bu arada yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Yayınları paylaşmayı unutmayın. Elinizden geldiği kadar hep birlikte kanalı yukarılara doğru çıkartın canlar. Sonra da siz güzel insanlardan Gelen yorumları okuyalım. Haydi bakalım. Özellikle tatil bölgelerinden isteyenler, soranlar bu ara çok bayram yolculuğu da yapacaksınız. Biliyorum belki de birçoğunuz vardınız gittiniz bile. Şimdi nerede bir yer bulduk? Antalya, Alanya, Orhan mahallesinde. Antalya, Alanya, Orhan mahallesi 585 bin liraya 13 Haziran 2024 tarihinde atılmış bir ilan var. 135 metrekare arsasıyla birlikte toplam kullanım alanına sahip. Alt tarafı yığma taşla yapılmış. Muhtemelen sağlamdır. Buradan da öyle gözüküyor. Üst tarafı da briketle yapılmış. Fakat yine de tamirat ve tadilata baya ihtiyacı olan bir yer. Suyu bağlı. Muhtemelen elektriği de bağlı olması lazım. Yan tarafında güzel şöyle yetişkin bir ağaç var. Bu bahçeye mi ait bilemedim. Ve çok fazla bir metrekare büyüklüğü de yok. Hemen karşı tarafa doğru baktığımızda karşı tarafta buraların 4 kat imarlı da olduğunu görüyoruz aynı zamanda. iki katlı da olsa bana göre zaten yeterli de. Ama çevre e, böyle çok hani dağda bucakta böyle ulaşılmayacak bir yer gibi gözükmeyen yerlerden bir kasaba gibi olan yerlerden iki tane ağaç yazım bitiş herhalde e, yapraklar açtığı zaman herhalde müthiş bir gölge olacaktır burası için. Hemen arkasında da bir tane ev var. Ee, güzel yetişkin ağaçları olması benim açımdan çok güzel mesela. Bir de bir de bahçeden denizi de görebiliyor. Yani ön tarafından denizi de görme imkanı var. Belki de ikinci kattan full deniz manzaralı olacaktır diye düşünüyorum. Betonarme bir yapı. Üst katında gördüğünüz gibi yani yan tarafları biriketle Örülmüş. E sıvası mavası yapılmamış. Çok büyük bir yer değil. Sanırım burası 1 artı 1 diyeceğimiz şekilde yapılan evlerden bir tanesi. 2 artı 1'miş hatta yani. 2 artı 1'miş. Bir de okuyalım bakalım ne demişler. 135 metrekare kargir ev bahçesi. Yapı 100 metrekare. 35 metrekare çevresinde küçük bir arsası mevcut diyor. Yani 35 metrekarelik bir bahçen var burada. Tapuda niteli kargir ev ve bahçe olarak geçiyor. Denize 26 kilometre yazmışlar. Biz de bakacağız şimdi. Yerleşim yeri içerisinde elektrik su yanında her türlü araç ile eve ulaşım mevcut. Deniz manzaralı demiş onlarda. Ev 1 artı 1 2 oda 1 salon şeklindedir. Ev 1 artı 1 2 oda 1 salon şeklindedir. Ama istenilirse 2 artı 1'e çevrilebilir. Burada yanlışlık yapmış. Ev 1 artı 1 ama istenilirse 2 artı 1'e çevrilebilir demek istemiş sanırım. Amerikan mutfaklı yaparsanız, açık mutfaklı. Evde yaşam olmadığından odalar fotoğraftaki şekildedir. Ev odasından deniz manzaralıdır. Bu da güzel. İçerisindeki ev küçük bir restore ile kullanılır hale gelebilir. Ben de şu fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla ben de aynı kanaate varıyorum aslında burası için. Önce bir yere gidelim, yere bir bakalım. Evet haritamızdan bakacak olursak arkadaşlar Orhanla Alanya arası uzak 38 kilometre 48 dakikalık bir e, mesafe var baya bir mesafe var fakat buradan denize olan mesafe yani Alanya merkeze gitmeyelim de bir denize doğru doğru gidelim derseniz eğer Türklerin olduğu yere geldiğinizde Türkler sahilinde 24 kilometre 31 dakika olarak gözüküyor. Aslında burayı hatırlamışsınızdır hepiniz. Nereden hatırlamışsınızdır? Bu gözü büyük vardı. Geçen sene bir ilan vardı orada. Mesela ben herkese de tavsiye etmiştim. Betonarme bir villa satıyorlardı. O zamanın fiyatı valla satılığa çıkarttıklarında nasıl söyleyeyim size baya bir şeydi. Bu arada Orhan burası evet 22 kilometre 28 dakikalık bir mesafe var. Yollar virajlı olduğundan dolayı 22 kilometre 28 dakika sonra denize ulaşabiliyorsunuz buradan gözü büyük de güzel bir yer Bu arada Orhan'ın şöyle içine doğru Orhan köy içi yoluna doğru gittiğimizde bakalım neler göreceğiz arkadaşlar şöyle bir şöyle bir görelim Evet Buralar yaylalara çıkış yerleri olduğu için gördüğünüz gibi böyle bir e, yokuş. Orhan'ın şöyle içlerinde başka nereye gidebiliriz, nerelerde fotoğraflar görebiliriz diye. Ahmet Bakkal varmış mesela. Şurada. Yani yerleşim olan bir yer. Bunu görebiliyoruz. Şuraya bir bakacağım. Evet aynı o gözü büyükteki yerde böyleydi. Ana yolun asfalt yolun üstündeydi biliyorsunuz. Yeşillikler içinde güzel böyle kurak olmayan bir yer. Orhan Ahmet Demir Bakkal varmış. Orhan köyünü gösteriyor. İsmailer yazlık evi demiş malla sokak. Ee, gözü büyük, gözü büyük de şöyle bir yer hemen yakınında, hemen hemen birbirine benzeyen yerler. Bakın mesela şu nefis yapmış. Yani e, şöyle bir yaklaştıralım. Bize bir model e, çıksın buradan. Genelde demir profiller kullanılarak biraz daha teras şeklinde güzel böyle bir balkon yapmışlar. Son derece de güzel olmuş evin dışında. Evde taş kaplama gayet güzel yapmışlar işte. Yani böyle bir yapı da oluşturabilirsiniz ama bu ilanda gördüğümüz yer aslında fena bir yer değil gibi geliyor bana. Şuralara da bakmak istiyorum en yakınında mesela oraya ulaşabileceğimiz daha yakında bir şeyler var mı diye bakmaya çalışıyorum ama en yakın en yakın yani her şeye ulaşabileceğiniz yer Türkler Türkler sahili. İstepan Söyütlü'ye de selamlar olsun. Akdeniz deniz olarak da Akdeniz. Alanya'ya değil de Türkler'de burada her şeyi her aradığınızı sanırım bulabileceğiniz bir yer. Şimdi ben burayı tabii gezerken ne yaptım? Orhanlar'da başka yerler var mı diye de ona da baktım. Hem arsa bakalım dedim. Şöyle bir tane mesela 460 bin liraya Antalya, Alanya yine aynı Orhan mahallesinde Bahçe Tapulu. Hani biraz önce bahsettiğim işte muhtarlarla gidip konuştuğunuz zaman en çok bunları konuşun. Bağ bahçe tapusu olur. Köy yerleşik alanın içinde olur. Etrafında evler vardır. 100 metre 150 metre ilerisinde evler vardır. Buradan elektrik ve suyu temin edebilirsiniz. Daha önceki yayınlarda söyledim. Yine tekrara düşeyim. Yine söyleyeyim. Bu tür yerlere bağ bahçe tapusu olduktan sonra ben burayı bahçe yapacağım. Bir su kuyusu kazıp daha sonra elektrik motoru çalıştıracağız. Bahçeyi sulayacağız ya. O şekilde elektriğini de temin edebiliyorsunuz. Bunlar tabii gayri resmi benim söylediğim şeyler sizlere. Genelde bu buralardan gidin işleriniz daha kolay olur. Zaten resmiyetten giderseniz Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir şeyi yaptırmazlar biliyorsunuz. Parası olana her şeyi yaptırırlar ama parası olmayana genelde öyle çok şeyler yaptırmazlar. Bir de parası olmayanlara da bir de ceza da yazarlar. Bizim ülkemiz maalesef öyle bir ülke. Öyle bir ülkede yaşadığımız için zaten bu yayınları yapıyorum. İnsanlara yardımcı olabilmek için. Diğerleri zaten bir şekilde işini götürüyor. Gemisini yürütüyor. Şimdi buna az fotoğraf koymuşlar. E, yer güzel. Aynen dediğimiz gibi evler var çevresinde. Yola cephesi var. 141 ada bir parselle. Bunun da manzarası falan güzel böyle. E, biraz meyil var. Ama gö gördüğünüz gibi zaten yer köy meyilli yani. Köyde bir mail var. 161 metrekare 460 bin lira demiş. Şimdi bizim incelediğimiz ilan içinde ev var. Bence e, 580 bin lira demişti. Şu ilana 585 bin lira demiş. Yani bunun metrekaresi diğerinden küçük ama yani bir 35 metrekarelik mesela bir bahçesi var bunun. Ama en azından şu evin kaba masrafından da kurtulmuş oluyorsunuz. Yani şunu şunu yapmak da bir para, bir maliyet. Tabii bunlara fiyat vereceğiz. bunu, bunu buldum. Bir de arsalara bakarken bir tane daha taş ev çıktı karşıma mesela. Bunun metrekaresi daha büyük. Daha büyük. 250 metrekare arsası ile birlikte taş ev demişler. Buna da 680 bin lira demiş. Zaten 580 binlik oradan çıkmış yola bence. Buna da fiyat biçerken. Bu da böyle meyilli falan ama etrafında çok güzel ağaçlar var. Çatısı bana onarılır tarzında geldi. E, taşlar da böyle ayakta kalan bir taşlar gibi. Yani buna onarım lazım. Mesela diğerinden daha fazla bir onarım lazım. Diğeri sanki kaba inşaatı yapmış bırakmış sen sadece incesini yapacakmışsın havası veriyor. E, bu öyle değil. Bu biraz daha uğraştırır uğraştırır. Fakat bunun da bahçesi büyük. Şimdi bunun da bahçesi. O zaman e, yeri gördük. Orhan'ı inceledik. Alanya-Orhan Mahallesi. Fena bir mahalle değil. E, güzel. 22 kilometre 28 dakikada kat edebileceğiniz bir yer. Arabası olanlar için ideal olabilir. Şimdi yayının başında da söylediğim gibi işte bu taraflara tatile giden varsa bir e, bir gününü ayırsın mesela gitsin geçsin. Orhan Mahallesi'ne gidin. Gözü Büyü'ye gidin. İşte buraya yakın olanları diyorum. Belki daha da yakınlarda ama müstakil parsel olmak kaydıyla arkadaşlar. Bir bakın araştırın. Ee, belki de hiç ilanlara düşmemiş. Oralarda tanışacağınız birilerinin size söyleyeceği ama tam olarak güvenmemek kaydıyla mutlaka araştırmak kaydıyla. Yine tapusunu alın. Tapunun fotokopisini alın. İmar Müdürlüğü'ne gidin sorun. Tabii şu anda bayram. Bunları yapabilirsiniz. Ön araştırmaları. Tapusunu, adasının parselini temin edersiniz. Bayram bittikten sonra artık bir ara bunu araştırırsınız. Ama en azından yine yayının başında söylediğim gibi ne yaparsın? Oraya gidersin, işte oradaki insanlarla tanışırsın, işte muhtarla konuşursun falan. Yani bunları yapabilirsiniz. Hem de insanlarla bayramlaşmış olursunuz. Yarım elma, gönül alma demişler misafirlik, misafir olursunuz. Tanrı misafiri derler. Hem de çevreyi de kolaçan etmiş olursunuz. Şimdi bu 250 metrekare arsasıyla beraber taş ev, taş evin dış taşlarından sağlamlığını görebiliyoruz. Fakat oldukça fazla bir işçilik görüyorum yine burada. Yani ben açıkçası buraya 500 bin lira gibi rakamlara alınabilirse ee, olabilir diye düşünüyorum mesela burası için metrekaresini beğendim metrekaresi falan güzel burasının da mesela 260 metrekare tapu alanı içerisinde tadilat gerektiren taş ev deniz manzaralı olması bir de güzel yani oturduğun zaman bahçeden veya işte evinin salonun penceresinden deniz manzarası olması da ayrı bir keyif yani bu paralara deniz manzaralı yeri gidip daha yakından alamayacağımıza göre şu ekonomik şartlarda fena değil. Bizim tekliflerimize de dönerlerse. 50 metre patika yol mevcutmuş ama açılabilirmiş. Bakın mesela bu da güzel bir bilgi. Adam patika yolu söylemiş en azından. Oraya gittiğinde hayal kırıklığı yaşamazsın. 50 metre bir kepçe çalıştırıp patika bir yolu düzeltebilir ve açtırabilirsin gibi. Elektrik suyunda sorun yok demişler. Köy yerleşim yeri içerisinde. Bu da bize bir alternatif olsun. 500 bin liralık bir fiyatla yapacağımız tadilatla belki de deniz manzaralı, güzel bir bahçeye sahip evimiz olabilir. Antalya, Alanya taraflarında isteyenlere. Harun Aslan bu ilanı vermiş arkadaşlar. Telefon numarası 0506 112 61 12. 0506 112 61 12. Bu arada şunu da hatırlatayım sizlere. Bu ilanları biz bir gün önceden verdiğimiz için ilanlar eğer yayından kalkarsa bu telefon numaralarından Satıcısını arayıp kendisiyle görüşebilirsiniz. Ben açıklama kısımlarına zaten ilan linklerini bırakıyorum canlar. Şimdi ilk verdiğim ilana dönecek olursam 585 bin liralık yine Orhan Mahallesi'ndeki ama e, bunun da içindeki evi sağlam fakat metrekare ufak 35 metrekarelik bir bahçeye sahip oluyorsun. Şu gördüğünüz evde. Fakat şunu yapmak bile yayının başında da söylediğim gibi para yani. Ki burada yine harcanacak para var. Mesela yukarıyı bunlar dam şeklinde bırakmışlar yani beton atıp bırakılmış yukarısı. yukarıya mutlaka bir çatı yapmasanız bile hani şu nerede görmüştük geçen gün Aydın'daki evlerde mi görmüştük ne yapmışlar bunlar falan diye belki öyle bir çatı sistemi yukarıya yapabilir yukarıyı da teras olarak da kullanma şansınız olur yaz günlerinde enfes olur böyle e, üstü kapalı bir çatı çatının e, bir buçuk metre kaldırsanız altında müthiş bir teras olur. Oradan deniz manzarası da harika olur diye düşünüyorum. Ee, burada burada da masraf olduğu için burada da 450 fiyatlarını vereceğim ama. Yani öyle çok da öldürmeyeceğim aslında. Yani 585 demiş 485 geçiyor içimden de. 450 civarlarına alınır mı? Bence alınır. Ee, bayağı bir masraftan kurtarır seni yine gidip yakından görmek lazım ama yani bu ayakta durabilen bir şey bir yapı. Bunu görebiliyoruz. Pencereleri falan değişecek. Pencereler, pimapenler bile her yayında söylüyorum size onlar bile büyük para yani. E, elden geçirdiğiniz zaman belki de uzun yıllar gidip kullanabileceğiniz yerlerden bir tanesi olacak. Bu da 5 e, 400 50 civarında verirlerse ben hayırlı olsun derim arkadaşlar açıkçası böyle bir yere. Bu da 13 Haziran'da verilmiş, yeni verilmiş. Eğer güncellenmediyse ilanı. Harun Aslan telefon numarası 0506 112 61 12 0506 112 61 12. Şimdi bir de bir de zaten aynı ilan aynı arkadaşta. Bu mal sahibinden atılmış. Bu da bağ bahçe tapulu olan yer dedim. Buna da 460 demiş. Mesela buna çok söylemiş. Yani şimdi diğer eve bakacak olursak tamam diğeri 130 e, 35 metrekare bahçen kalıyor 125 metrekare gibi düşünelim. O 35 metrekare ama bu hem bağ bahçe tapulu hem de 161 metrekare 460 bin lira bence mal sahibi buna baya bir çok yazmış. Buna benim teklifim 300 bin liralar civarında olur. Yani 300 bin liralara alabilirseniz mesela burayı yine güzel bir iş yapmış olursunuz. 161 metrekare ama şu rakam buraya çok. Bunun da yine telefonunu vereyim. Bu da 16 Mayıs 2024 tarihinde ilanı vermiş. Mal sahibi olarak vermişler. Murat Ç. 0535 272 31 11 0535 272 31 11 diyelim. Böylece bu Alanya Orhan Mahallesi'ni bitirelim arkadaşlar ve yeni yerimize geçelim. Nereye geçelim? Nevşehir Kozaklı Kalecik Köyü biraz şey değiştirdik şimdi. Tarz değiştirdik diyelim. Nevşehir'e doğru geldik. 950 bin lira istemişler. Ev, garaj, bahçe ve ahır dördü bir arada. Nescafe'nin üçü bir aradası gibi. Bunun da dördü bir aradaymış. 950 bin lira ama 1092 metrekare Nevşehir tarafını düşünecekler varsa diye. Bunu da gördüm. Dikkatimi çekti ve listeye aldım. Cep telefonuyla o kadar kötü çekmişler. Bir de dikey çekmişler. Hem cep telefonu hem de dikey olunca hiçbir şey anlaşılmıyor. Şimdi şöyle bir ahırı var içinde bir yapı var şöyle bakın ev var içinde ama ev kullanılabilir ev diğer baktığımız evler gibi değil bunu görebiliyoruz hem ahır hem ev var içinde yapılar var baya e, metrekare de baya büyük böyle bir demir kapı falan yapmışlar ama belli ki bahçesi falan çok bakımsız kalmış bakın ev ve ahır ve samanlık ve garaj ve arsası hep ve 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 diye gitmiş garaj ve arsası ama hepsinin böyle işte işlenmiş olması tapuya en güzeli. Şimdi sen bunları işletmek için bak bir sürü göbeğimiz çatlıyor. İşte diyoruz bağ bahçeyi şöyle yaparız, böyle yaparız. Önce sulama yaparız. Kuyu açarız, elektriği alırız. Evi yapacaksın. Ondan sonra onları kaydettireceksin falan filan. Bunda şimdi böyle kayıtlıysa hiçbir şeyle uğraşmaya gerek yok. İstediğin gibi yık, kır, indir. Tadilat ruhsatıyla evi yeniden yap. Bunda işte sıkıntı olmadığı için daha çok biz işin buralarına bakıyoruz. 269 ada 9 parselde bulunan bir yermiş burası. Ne yazmışlar bakalım? Ee, çok başka böyle şey bir şey yazmamışlar. Yani hep böyle süsler müsler işte konut kredisi çıkartırız o olur bu olur evi, garajı, ait çevrili bahçesi mevcut. Ya yani şu olay hem göz zevkini bozuyor açıkçası hem de gözümüzü yoruyor gerçekten. Gerek yok açıklayıcı bilgiler yazın meslektaşlarım. Daha faydalı olur insanlara diye düşünüyorum. Peki o zaman ben de ne yaptım? Şu Kalecik köyüne gideyim dedim ama Kalecik köyünde bir tane burası var arkadaşlar Nevşehir'de. Hatta girdim dedim ki ya şeyde arsalar var mı? Arsalara da dedim bir bakayım. Arsalara baktığımda hiçbir yer bulamadım. Yani buraya denk. Neden? E çünkü şimdi fiyatları şöyle indirdim. Hep tarla abi. Şöyle 823 metrekare. Hep köyün dışında mesela tarla. 102 bin lira falan fiyatları iyi ama hep tarla. Bakın 5010, 3618. Bak mesela bu 15308. Bu tarlaya işte yolu varsa onu alırsın, bunu alırsın, yer yaparsın. Köye yakın ama bunlarla da çok uğraşırsın. Ee, onun için... Bu böyle bu burada kalan böyle e, yani eş değerini bulamayacağımız yerlerden bir tanesi olarak karşıma çıkıyor. Açıkçası çok da kestiremedim ama tabii bir fiyat vereceğim ona. Kalecik Köyü ile Kozaklı'nın merkezi yani hastanesiydi, postanesiydi her şeye 17 dakika. Yani 16 kilometrelik bir mesafesi var arkadaşlar. Kalecik şurası. Kalecin içi de yine böyle e, hareketli yerlerden bir tanesi olduğu gibi bakın PTT Kalecik şubesi bile varmış, PTT'nin burada şubesi bile varmış. Genelde hayvancılık, tarımcılık e, görüyoruz, işaretli görüyoruz Kaleciği. Ama Kalecik'ten Kalecik'ten Kozaklı da çok yakın arkadaşlar. Kozaklı'nın içi de e, bayağı bir yakın. Kozaklı'da da aradığınız her şeyi zaten bulabilirsiniz bu açıdan da önemli diye düşünüyorum. Bu yer. E, 950 bin lira yazmışlar. 16 kilometre merkeze. Emsalini de bulamadım. Emsalini bulamadığım için 1092 metrekarelik bir yer. Metrekaresinden vuruyorum. İçinde sağlam da bir yapı var. Yani aslında fiyat 950 olan fiyat uygun gibi geliyor bana ama buna rağmen de buraya da 800 bandı diyeceğim. İçinde çünkü gerçekten bir tane ev e, göstermişler. Ev hakikaten oturulabilir vaziyette bir ev gibi gözüküyor mesela bize şuradan. Şu ev. Bakın yani şuradaki pencereleri falan bile pimapen. Çatısı falan düzgün. Yani bu tarafları düşünenler varsa 800 bin liralara da verilirse 1092 metrekare içinde evi olan işte ahırı olan falan böyle bahçesi garajı kocaman bir bahçesi olan bir yerde bulamaz diye düşünüyorum. Ee, bu da altın inşaat emlaktan satılık. Cem A demişler. 13 Haziran 2024 tarihli ilan telefon numarası 0555 609 63 44. 0555 609 63 44 arkadaşlar. Buradan da geçtim. Nereye gittim? Karacabey'e gidiyorum. Bursa Karacabey Eski Sarıbey mahallesinde. Bursa'ya da selamlar, sevgiler gönderiyorum. 1300 lira demişler. 520 metrekarelik bir yer burası arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 14 tane fotoğrafı var. Ev kullanılabilir durumda. Yine betonarme yapılmış. E tabii ki eksikleri var. Eskiliği, püskülüğü var. Ama büyük bir bahçe var. 520 metrekarelik bir bahçenin içinde bir de yıkılmış şöyle bir ev daha var sanırım. Orası da müstemilat gibi. Sanki kullanılab Bilir mi bilmiyorum. Bakalım okuyalım ne yazmışlar. 515 metrekare köyümüz yola cepheli olup kullanılır durumdadır demişler. Diğer evi yazmamışlar mesela. Eski Sarıbey Mahallesi'nde bulunan evimiz demişler. Metrekare olarak ve içinde kullanılabilir bir ev olması açısından... Fiyatı her ne kadar belki de birçoğumuzun bütçesini aşsa da hem İstanbul'a yakınlığından işte Ankara'ya, İzmir'e falan yakınlığından Bursa'yı biliyorsunuz yeşil Bursa enfes güzel bir yer. E buna da bir listeye alalım dedim. Ama tabii şöyle eee Eski Sarıbey'de Eski Sarıbey'de yani başka yer var mı diye açıkçası baktım bulamadım bulamadım. Bu da aynı biraz önceki ilan gibi. Yani bunu da kıyaslayacağımız bir ilan bulamadığımız için hemen gidelim bakalım. Şimdi bir kere Karacabey'e yakınlığı çok iyi. 16 dakikalık bir yakınlığı var. 19 dakikaya tekamül ediyor. Eski Sarı Bey şöyle yaklaşalım. E, şurası arkadaşlar. Hemen ilerisinde Orta Sarı Bey var. E, ne kadar? 450 metre sonra Orta Sarı Bey, Eski Sarı Bey diye. Burada bir ilk öğretim, okulu da görüyoruz. Daha sonra zaten e, otoban olan yere çıkıyoruz. Ve yaklaşık bakın şu kadar 2 kilometre sonra 2 kilometre sonra tam yeni Sarıbey geliyor bu seferde. Şimdi burası eski Sarıbey ya. 2 kilometre sonrası yeni Sarıbey. Yeni Sarıbey'de de sağlık ocağı falan var. Bakın. Yeni Sarıbey mahallesi sağlık ocağı. Bir gidelim bakalım. İşte kıraathaneler. Bakın Yeni Sarıbey'de de burasıymış. Bizim baktığımız yerde Eski Sarıbey olarak geçiyor. Şöyle gösterelim. Evet burası da Yeni Sarıbey. Yeni Sarıbey'de işte eczanesi, postanesi, ATM'si falan buralarda bulabiliyorsunuz. Fakat Eski Sarıbey'de yok yani ama mesafe çok iyi yürüyerek bile gidebiliyorsunuz. Benzin istasyonu falan var. Zaten ondan sonra da 2 e, kilometre de oradan düşsek 16-17 dakika sonra Karacabey'e ulaşıyorsunuz. Yani devlet hastanesine falan gidebiliyorsunuz. Bence bu açıdan güzel. Yakınlık açısından ben e, güzel buldum. İstanbul'dan gelecekler için de yine feribotla Mudanya'ya doğru gelirsin. İşte Mudanya'dan Karacabey'e geçersin. Oradan eski sarı B'ye doğru e, yol alırsın. E, fena değil. Fakat fiyat 1300 bence çok buraya. Arsa da yok. Arsa da bulamadım etrafta. Yani bir köy evinden de kıyaslayamadım. Valla 1 milyon civarlarında 520 metrekare yine sağlam içinde bir yapı varsa ki var. Çok ufak tefek tadilatlarla atlatabileceğiniz bir yapı. Hatta şu şekilde bile kullanabileceğiniz bir yapı. 1 milyon civarlarına neden olmasın diyorum burası içinde 520 metrekarelik yer için. Bu da yine 13 Haziran 2024 ilanlarından bir tanesi. Telefon numarası Altan Bayhan 0532 561 23 0532 561 23 arkadaşlar. Ve İzmir'e gidiyorum. Güzel İzmir'e selam olsun. Bergama Zeytin Dağı Mahallesi bizim çalıştığımız mahallelerden biri. Neydi bu Zeytin Dağı? Denize yakındı. Ege Denizi. E yine tatil beldeleri için İzmir tarafına gidecekler varsa burayı da araştırabilirler. Çünkü buralar çok pahalıydı biliyorsunuz ve hep hisseli yerler, zeytinlikler vardı. Arsa da bulamadık buralarda. Bir iki tane ev bulmuştuk. Onlara da bakarız şimdi. Onlar da işimize gelmedi açıkçası. Şimdi Afacan'dan bayram hediyesi Zeytin Dağı'da satılık büyük arsa ve taş ev. Hakikaten büyük. Ee, ne, ne demişler bakalım buraya? 556 metre kare. 556 metrekarelik bir yer. Şöyle fotoğraflarına şimdi bakalım. Böyle bir e, arkada bahçesi var. Taş bir yapı var karşımızda onarılması gereken bir taş yapı var. Bakın ön tarafta yine bahçesi var. Alt tarafta ahır var. Ahır olarak yapmışlar. Yan taraftaki bina yeni bir bina, bu değil diğeri. Mesela o yeni bir bina şöyle arkada yine tek katlı bir yapı var. İçi ve dışı komple tadilat yapılacak durumda ama burası çok pahalı bir yer biliyorsunuz bu zeytin dağ ama mükemmel yerlerden bir tanesi. Şuradan manzara pek seçilmese de işte güzel bir şeyle çekseler şunları o efsane manzaraları göreceğiz aslında ama göremiyoruz. Sokaklar biraz dar. Giriş kapısı şurası. Çok güzelmiş ama dar ama güzel sokaklar. Bu arada evet yani biraz da olsa yine de deniz manzarasını bize gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Şu çiçek ayrıca çok güzel olmuş ama şu elektrik telleri aynı Hindistan gibi <laughs> hiç sevmiyorum şu işi ya. Şu işte diyorum ya şu altyapıları bir türlü ayarlayamadık. Güzel bir deniz manzarası, zeytin ağaçlarının eşliğinde buradan görebiliyoruz. Bir de video var, videosunu çekmişler. Ona bakalım. 17 saniye biraz kısa ama en azından bizi bilgilendirir. Şimdi içinde tek katlı, iki katlı bu ev var. Onu gördük. Tekrar bir görelim şöyle. Bu yan tarafında yeni yapılmış bir bina var. Bir de şu taş ev var arkadaşlar. Bu taş ev var. Bu taş evin taşları biraz daha fena değil. Sanki böyle ayağa kalkabilir gibi. Bakalım ne e, ne diyor. Zeytin Dağı köy içindeki arsamızın tüm altyapısı tam. Elektrik, su, kanalizasyon, telefon hiçbir eksiği yok. Başvurup aboneliklerini hemen açtırabilirsiniz. Arsamız köyün en büyük arsası. 2-3 ailenin rahatça yaşayabileceği büyüklükte. İki sokaktan da girişi olup istediğinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz arayı bölüp fazla gelen kısmı satabilirsiniz. Arsamızın içinde taş bina, müştemilat, odunluk vardır. Binanın tadilat edilmesi gerek. İstenen fiyat neredeyse sadece taş binanın fiyatıdır. Kaçırmayın pişman olursunuz. Bahçesinden deniz manzarası var. Güzel bir veranda yapıp mangalınızı, çayınızı, kahvenizi keyifle manzaraya karşı içebilirsiniz. 10 dakikada denizdesiniz. Milyonlar verip yazlık almanıza gerek yok. Şuraya kadar hepsine katılıyorum. Afacan Emla. Fiyatımız da kısa bir süre için geçerlidir diyor. Katılıyorum. Milyonlar verip saçma sapan yatırımlar yapmaya gerek yok. Hele hele yazlık yapacağınız bir yerse eğer burası. Çok büyük paralar vermenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü denizin dibinde de olsanız, denizin içinde de olsanız devamlı insanlar yazlık olarak söylüyorum ama bakın yanlış anlamayın. O yazlığa her sene, her sene, her sene insan değişiklik de arıyor. Ama yaşayacağın bir yerse ayrı bir şey bu. Fakat yazlık içinse atıyorum benim gibi İstanbul'dan mesela her sene, her sene, her sene insan yazlıkta bir yerde bayıyor. Ama böyle yaşayacağım diyorsan yani benim hayatımı artık bundan sonra geri kalanını burada idame ettireceğim bir yer diyorsan bu başka bir şey. Şimdi onun için o meslektaşımın söylediğini... İnanıyorum. Neden inanıyorum? Çünkü Zeytin daha geldiğimde şöyle fiyatları da düşürdüğümde karşımıza daha önce incelediğimiz, bakın bu 1 milyon 100 bin lira istedikleri yer geliyor. Bu 1 milyon 100 bin lira istedikleri yerin 70 metre kare zaten toplamı şurası. Şurası bakın 70 metre kareye 1 milyon 100 bin lira istiyorlardı. Yine bu arkadaşlar aynı arkadaşlar. Bir ikinci yer mesela başkasında bu 1 milyon 395 bin lira istiyor. Bu da 362 metrekarelik bir yer. 1 milyon 395 bin lira istiyor ve ortada yine bunda da bir şey yok. Yani hani bunun evi falan olsaydı tamam falan diyecektim. Bunda da mesela bir şey yok. E, arsaları zaten birlikte değerlendirmiştik burada. Zeytinlikler, hisseli yerler falan. E, onun için bana arkadaşlar e, varsa bütçeniz burası uygun gibi geldi. 1 milyon 700 bin lira evet biraz aşabilir ama. Teklif edersiniz bir bıçağı falan burayı bitirirseniz mesela bir bıçağı bitirirseniz abi e, kaçtı 556 metrekarelik bir arsaya sahip olmuş olursunuz ki Zeytin Dağı'da şimdi gidelim bakalım. Zeytin Dağı arkadaşlar kendi başına zaten e, özel ve güzel bir yer İşte içinde eczanelerinin olduğu marketlerinin olduğu e, postane falan var mı? Çok göremiyorum ama Zeytin Dağı Jandarma Karakolunun olduğu mesela yani burada pek biz geçen sefer ne demiştik Çandarlıya mı daha yakın demiştik şu haritayı Çandarlıya götürdüğümüz zaman mesela Zeytin Dağı Çandarlıya daha yakın 13 kilometre yani Çandarlı sahile 13 kilometrelik bir mesafesi var denize dedikleri gibi çok yakın yani hakikaten çok yakın. 5 kilometre 7 dakikalık bir mesafe var. Zeytin Dağı zaten kendisi burada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yani Zeytin Dağı hem burada yolun altı hem üstü Zeytin Dağı. Görüyor musun? Ben merkezden bahsediyorum. ya, yani Merkezden. Zeytin Dağı. Şurası da Zeytin Dağı yine. yani bu açıdan Çandarlı'ya yakınlığı, Bergama'ya yakınlığı zaten deniz falan isteyenler bence bir buçuklara falan alabilirlerse hiç kaçırmasınlar. Gayet güzel bir yatırım yapmış olacaklardır diye düşünüyorum arkadaşlar bir bıçağı alabilirseniz buraya her şey içinde teklif edin kardeşim her şey içinde teklif edin yani ben tapusuna karışmam ama emlakçıya emlakçıyı burada geçmeyin çünkü bu işi bitirebilecek insan size emlakçı olabilir emlakçıya senin payın bende baki kardeşim alım satımını karşı taraf yapmak kaydıyla her şey içinde bana burayı bir bıçağı bitir senin hakkın bende baki diyebilirsiniz. 13 Haziran 2024 Mehmet Afacan vermiş bu ilanı. Telefon numarası 0532 561 99 48. 0532 561 9948. Evet. Ve nereye gidiyorum? Mersin'e gidiyorum. Mersin'den biliyorsunuz bayağı bir artık haşır neşir olduk Mersin'de ama şu 1450'den değil de şundan başlayacağım. Asıl şu 775'likten ben yola çıkmıştım çünkü. Bunu 13 Haziran'da atmışlar. 775 bin lira yazmışlar. Mersin Erdemli Güzeloluk Mahallesi'nde iki katlı kelepir yayla evi. Çok büyük değil. 125 metre karelik. Bakın şu görmüş olduğunuz yapı arkadaşlar. Şurası. Böyle etrafındaki o ağaçlarla falan böyle buradan gayet güzel gözüküyor. Tabii çok fazla fotoğraf koymamaları kötü olmuş. Keşke koysalarmış da şöyle net görebilseymişiz. Ee, dediğim gibi 125 metrekare. Ee, merkezde iki katlı kelepir yaylı evi. Evin masrafı var. Müstakil tek tapu kişiye ait toplam e, tapulu ev dahil 125 metrekare demişler. Yani 125 metrekare arsası var. Küçük bir ev üstündeki. 1 artı 1 gibi. Ee, belki de 2 artı 1'dir. Bazen çünkü biraz önceki ilanda da öyle 1 artı 1 yazmışlar ama sonradan 2 artı 1, 1 artı 1 falan demişler. Bana göre bir artı bir gibi bir şey bu da. Güzeloluk'la Erdemli'nin arasında e, 35 kilometre var Erdemli'nin merkezine ve sahile inme mesafeniz. Fakat güzel olan şöyle yaklaştığım zaman arkadaşlar e, Güzeloluk jandarma komutanlığını falan görüyorum. İşte Güzeloluk futbol sahası ilkokul ve ortaokulu gibi yerleri de görünce marketleri de görünce şurada e, burası böyle bir kasaba gibi bir yer. Tamam mı? Şöyle bir de şimdi aydınlara gideceğim. Aydınlar daha da biraz daha iyi. Mesela aydınlara da 5 kilometre falan. Bakın buraya da 5 kilometre. Aydınlar da şöyle büyük bir yer. Ee, ama tabii devlet hastanesi işte e, şeyleriydi. Bunlar deniz falan isterseniz e, kilometre o zaman 35'e tekamül ediyor. 30'a tekamül ediyor. Yani yarım saat falan sürüyor. Yarım saatlik bir yolculuk yapıyorsunuz güzel oldu. O bakımdan hoşuma gitti bu güzel oluk. Erdemli güzel oluk tarafı. Yine bilenler de varsa onlar da e, söylesinler. Bir de burayı araştırırken bir başka yerde işte biraz önce açtığım yerde bu çok büyük. Bunun 1528 metrekarelik bir villa arsası demişler. 1 milyon 450 bin lira demişler. İkiye bölünebilir. Diğerini işte satabilirsin. Diğerini sen kullanabilirsin falan gibilerinden söylemişler. Bu arada yola da cephesi var şöyle. Yola cepheli. Bu da güzel bir yer. Fena bir yer değil. Ama tabii bu kadar çok bütçeniz var mıdır yok mudur? Onu bilmiyorum. Bu da e, yola birinci parsel suyu var. Ev yapımına uygun demişler. Villa imarlı demişler. Müstakil parsel demişler. Şimdi bunu alırsın tapusunu istersin. Belki de tarla çıkar. İşte o, ondan daha da alışveriş yapmazsınız. Onu da daha önce de söylemiştim. Önce bunun telefonunu vereyim. 0534 596 32 34. 0534 596 32 34. Bir de bu 775 bin lira olanı vereyim. 0533 749 24 53. 0533 749 24 53 arkadaşlar. Bir de geçen hafta yorumlarda özellikle e, istenilen Karadeniz verdi. Sevilay Hanım. Sevilay Hanım'a da selamlar olsun. Birazdan yorumlarınıza geçeceğim tabii bu ilandan sonra. Bu önüme düştü. 960 bin lira istemişler. Ee, ve 200 metrekare yazmışlar. Metrekaresi ilanlarda bakalım ilanın içeriğinde ne yazmışlar? 189 metrekarelik bir arsaya sahip müstakil ve kat mülkiyetli olarak yazmışlar burayı. Böyle fotoğraflarını büyüteyim Karadeniz tarafı düşünenler varsa ee, Zonguldak bu aralar Zonguldak ve Bartın Bartın biraz daha pahalı. Zonguldak'ta da artık fiyatlar yukarı doğru çıkmaya başladı. Burası arkadaşlar böyle kapısının pencerelerini falan yeni takmışlar. Böyle kaba inşaat gibi. Bakın şöyle bir yapı yapmışlar. Bahçesi var. Yine evler böyle görmüş olduğunuz gibi tepelerde ee, yenilemişler böyle yani elden geçirmişler diyeyim evi bir şekilde. Şöyle ufak hobi bahçesi gibi bahçesi var kenarda. Köşede. Ha, evleri çiçe ama bahçe fena değil. Büyük. Uzaktan çekimi de mesela şöyle gözüküyor. Bakın. Uzaktan görünüşü de şu. De değişik yapılardan bir tanesi. Ama şu etrafında ağaçların olması falan e, çok güzel geldi açıkçası bana. Sevilay yanımda Karadeniz'den istemişti. İlk Karadeniz'den ilanımız bu olsun. Arkadaşlar bunu da vereceğim doğa manzaralı bahçeli iki katlı müstakil ev birlik mahallesinde demişler ee, üst kısım iki oda banyo tuvalet doğalgaz kapıya kadar gelmiştir bu da çok önemli sadece kombi ve petekler takılacak demişler elektrik ve suyu bağlıymış aktifmiş aktif olarak kullanılıyormuş. Araç yolu yokmuş, ana yoldan 70 adet alçak merdiven ile çıkılarak 30 saniyelik yürüyüş mesafesindedir. İstanbul'da da var, Beyoğlunda çok e, görürsünüz. Şu ön taraftaki merdivenler var ya, şunlar mesela evlerin merdivenleri, şuralara araç çıkışı olmadığı için muhtemelen aşağıda yol, oraya park edeceksiniz aracınızı ve yukarı yürüyerek çıkacaksınız buradaki sorun da bu anladığım kadarıyla İstanbul Beyoğlundaki o yüksek merdivenleri. Hepiniz hatırlarsınız birçoğunuz. Bunun gibi yani e, meyve ağaçları olan bir bahçesi var demişler. İki katlı müstakil ev demişler. Tadilatı yüzde %90 oranında yapıldı. Çatısı pimapen, tüm pencereleri, çelik kapıları sıfır yapılmıştır demişler. Burası için. Ve mal sahibi atmış arkadaşlar bu ilanı. Evet bu ilan zaten Zonguldak merkezde Birlik Mahallesi olarak geçen bir mahallede varsa eğer arkadaşlar burayı da e, gidenler varsa bize anlatabilirler yorumlarda İstepan Bey de Zonguldak ne tarafta hangi deniz dersek Karadeniz arkadaşlar Karadeniz Zonguldak'ta ve Birlik Mahallesi'nde iki katlı 189 metrekare arsanın içinde bir ev çoğunluğunu yapmışlar. Ufak tefek masraflarla oturulabilecek şekilde kullanabileceğiniz evlerden bir tanesi. Mal sahibi Önder D. Telefon numarası 0544 370 96 22. 0544 370 96 22 bu da son ilanımız. Evet çanlar sizden gelenlere, güzel insanlardan gelen yorumlara. Seba Ayanoğlu selamlar sevgiler. Altan Er Yılmaz abime selamlar sevgiler. Hamiyet Arslan Türk selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Şah Yusuf 3059 selamlar sevgiler gönderiyorum. Melahat Melaha Melaha Çakar Melaha Çakar olması lazım. 5491 Murat Bey sizin kanalınızı yeni keşfettim. Eğer ki sizi daha önce izlesem Kemal Paşa'daki yeri almazdım. Birileri bir yer alacaksa benim gibi de bir şey bilmiyorsa sizi takip etsin. O yeterlidir bence. Başka yerde yarım yanlış bilgiler yorulacak. Bu yayını dinlesinler size Allah razı olsun demiş. Allah'ım sizden de razı olsun. İyi ki geldiniz aramıza. Hoş geldiniz olabilir. Bir yanlışlık yapmış olabilirsiniz ama bundan da ben kurtulacağınıza eminim. İnşallah daha güzel bir yer buluruz size de. Ela Hanım doğru söylemiş. Yanlışlık yapmayalım. Yayının başında da söyledim. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hoş geldiniz aramıza diyorum. Rabia Ina nokta işareti yapmış. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. S. Aktaş 7033 çalışmalarınız için teşekkür ederim. Kanalı yeni keşfettim. Aydıncık Boz Yazı'ya yakınım. Şöyle bir katkı yapayım. Bakın Gözce-Aydıncık arası normalde virajlı karayolu idi ancak yeni tüneller açıldı. Artık Aydıncık-Silifke tarafına da ulaşım çok kolay. Bozyazı'ya zaten yakın. Bozyazı'ya 15 kilometre mesafede Anamur var. O bölgenin gerek devlet hastanesi gerek özel hastanesi gibi durumlarda Anamur en gelişmiş ilçesi. Ama Bozyazı-Gözce-Aydıncık denizinin güzelliği açısından çok çok güzeldir demiş. Bir de yaz sıcaklığından çok etkilenenler bu taraflara gelmek için çok özel bir sebebi yoksa iyi düşünsünler. Çok nemli ve çok sıcak yazları seraların çokluğundan anlaşılır. Bu muzlar bu nem ve sıcaklıkla oluyor. Buranın yerlilerinin genelde bir evi de yayla da var. Yazın e, hepsi yaylaya kaçar sıcağı bizim gibi memurlara bırakıyorlar. Herkesin gönlüne göre olsun inşallah demişse Aktaş 33 selamlarımızı, sevgilerimizi gönderirken bu güzel bilgiler için de kendisine yürekten teşekkür ediyorum ve aramıza hoş geldiniz diyorum. Güzel bilgiler, çok teşekkür ederiz. Fatma Dövenmez'e selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Enver Batmaz, selamlar, sevgiler. Zamansız, e, abim çok geziyorsun bir ara bana uğra çayımız da içilir kahvemiz de eyvallah. Bıktım ev sahiplerine yıllardır para ödemekten zıkkım olsun olur ya e, sahibinden iyi belli çatı bahçeli ev. Bana ulaşırsan sevinirim. Zamansıza da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Her zaman çayını kahveni içmeye geliriz. Ne demek. Allah'ım senden razı olsun. Hülya Koygun Kokmen 95-22 Allah herkesin hayallerine kavuştursun demiş. Gerçek eylesin. Ben hayalime kavuştum demiş. Bahçeli müstakil. Üstelik büyüdüğüm evi tadilat yaptık. Yaşıyoruz. Ne kadar güzel. Yine de sizi izliyorum, İyi yayınlar kolay gelsin demiş. Ne kadar güzel ya Hülya Hanıma yürekten selamlarımızı gönderiyoruz. İşte hepimizin belki de arzuladığı hayatı doğup büyüdüğü yerde tekrar tadilat yaparak yaşaması muhteşem bir duygu. Ee, keyifle, keyifle diyorum. Sağlıcakla kalın. Selamlar, sevgiler gönderiyorum tüm aileye de. Pamuk Dünya'm selamlar Murat Bey'imenize sağlık. Biz ortacıdayız. Geleceğinize söz vermiştiniz. Bekliyoruz sevgiler demiş. Ortaca'ya da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Pamuk Dünya mutlaka bu yaz inşallah geleceğiz bahçede kahve içeceğiz söz. Selamlar, sevgiler. Metin Erişen abime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Her zaman desteklerinden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Miyaser Emir'e selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Leyla Özdemir'e, SDFK Erkan 1368'e selamlar, sevgiler. Özkan Özcan'a her zamanki gibi yine desteklerinden dolayı selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Mehtap Kayalı e, teşekkür ederiz demiş. Güzel yayın olmuş. Siz ve ailenize sağlık, huzur, mutluluk derim. Ben de sizlere çok Selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Almanya'daki dostlara da selamlar, sevgiler. Mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum. Dilek Barlı, selamlar, sevgiler. Esra Katırcı, çok faydalı bir yayın sizden öğreneceğimiz çok şey demiş. selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Murat kardeşim seni seviyoruz sakın yayını bırakma aradığım hayalimdeki yeri bulamadım henüz ama bulup yerleştiğinde evimi size verandamda şöyle güzel bir sofra kurup oh mangala beklerim inşallah selamlar. İnşallah siz alın da vallahi o mangalı yapmış gibi olduk Esra Hanım. Ee, tabii ki mutlaka yolumuz dışarsa gelmez miyiz? Allah'ım sizden razı olsun. İnşallah size de güzel bir yer buluruz. Hepinize güzel bir yer buluruz. Düşünsenize bak bu kadar insan bizi davet ediyor. Herhalde gezmeye başlasak bütün Türkiye'yi dolaşırız. Allah sizden razı olsun. Hasan Pınar'a Pınar selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Esra Katırcı'ya selamlar, sevgiler tekrar. Mehmet Erdoğan'a selamlar, sevgiler. Gülşah Yılmaz, Allah'ım sizden de razı olsun. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Tan sola Otursa, selamlar, sevgiler. D.Y. Kardeşime selamlar, sevgilerimi gönderiyorum. İnci Mutlu, Murat Bey sizden haber bekliyorum. Düşünüyorum dedim de. Havacılar da arsa dedim de. Akbük Belediye arkası ucuz arsa bakarsanız sevinirim. Bakalım İnci Mutlu, selamlar, sevgiler. Derya Derya, selamlar, sevgiler gönderiyorum kendisine. E, ee, Balıkesir'den bakacağız. Bak, bak, aklımda. Hello ise 34 video için teşekkür ederim demiş. Hello 34'e ben de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Rica ederim. Ne demek? Hasan Yaldız'a selamlar, sevgiler gönderiyorum. Doğal suya Yenişehir'e geçen ay gittim. Gerçekten çok yeşil bir yer. Hele İznik Yenişehir arası mükemmel doğasına sahip demiş. Doğal suya katılıyorum. Benim de çok iyi bildiğim yerler. Gitmeyen varsa gitsin o İznik tarafını bir dolaşın. Bak bu özellikle İstanbul'da oturanlar için söylüyorum. Oraları bir dolaşın yani gitmeyenler varsa. Doğal sunumda dediği gibi muhteşem yerler. Geçen oradan bir yer vermiştik. Oradan bahsediyor. Teşekkür ediyorum. Selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Niyazi abimize selamlar sevgiler gönderiyorum. Vildanöz adasında tarla fiyatları nasıl bilgi verir misiniz? Ee, bakalım oraya da bakalım. Bakalım. Sevilay Hanım. Sevilay Hanım'a selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dik İsteğimi dikkate aldığınız için teşekkür ederim demiş. Karadeniz'den istemişti. De. Sevilay Hanım her zaman kanalımızı hem madden hem manen destekleyenlerden teşekkür ediyorum kendisine. Çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sevilay Hanım'a da ailesine de. Selamlar, sevgiler, saygılarımı gönderiyorum. Fatih Ertala selamlar, sevgiler. Zeliha Tutaş'a selamlar, sevgiler gönderiyorum. O da Balıkesir Burhaniye köylerinden istiyorum demiş. Bakacağız. Zaten sürekli baktığımız yerler. Ee, Abdullah Abdullah İbrahim 1847. Sizin yaptığınız apaçık gönüllü amme hizmeti Allah razı olsun. Hepimiz teşekkürü borç biliyoruz. Allah umduklarınızdan fazlasını hayırlara versin. Günlük hayatımızda her gün ucuz arsa, ev var mı diye inceleme yapamıyoruz. Bizim yerimize pişmiş armutları ağzımıza kadar sunuyorsunuz. Tekrar teşekkürler. Allah'ım sizden de razı olsun Abdullah abi. Allah'a emanet ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nihal Hanım uzun zamandır yoktunuz, görememiştim galiba sizi. E, o da emeklerinize sağlık demiş e, Nihal Hanım'a da selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum söylediği gibi her zaman destekçimiz Allah'ım razı olsun Aysun Tokatoğlu selamlar sevgiler Aygül Süzgün'e selamlarımı sevgilerimi Aynur İnsan ablam selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum e, yılmadık yorulmadık yeni ilanları merakla bekliyoruz demiş Aynur İnsan ablama da selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum soy ismi gibi insan Allahım senden razı olsun. Benay Demirtaş, Benay Demirtaşa ve Fransa'daki dostlara selamlar, sevgiler gönderiyorum. Burada Emine ben Adana'dan se sevgi, saygı bizden Murat Bey oğlum demiş. Ellerinden öpüyorum Emine abla. Bak uzer diye çıkmışsın üste. İyi ki ismini alta yazmışsın okuyabildim. Allahım senden razı olsun. Ellerinden öpüyorum. 1903 Beşiktaş Ruhi'nin yazdıklarını okudum benim yorumum yabancı bir köye ve mahalleye gittiğinizde kim kime ayak uyduracak? E biz o köye mi yoksa köylü bize mi ayak uydurmak mecburiyetinde? Tabii ki biz köylüye. Sizin niyetiniz üzüm yemek değil vaci demek yazdıklarınızdan ben bunu anlıyorum. Belki yanlış anlaşılmalar olabilir saygılar sunarım olamadım. mutlu olacağınız gönlünüze gö göre bir yer bulursunuz demiş 1903 Beşiktaş. Tabii bu çok önemli yayının başında da aslında bahsettim 1903 Beşiktaş'ın da söylediği gibi. Ayak uydurmak çok önemli yani onun için diyorum ya eğer o taraflara böyle tatil'e gidiyorsan önce bir bak yani hem de gitmişken oraları kolaçanet. O da aynısını söylemiş. Ruhi Taner de bu arada yine güzel bir bölüm geçti emekleriniz için teşekkürler demiş. Ruhi Taner'in de kanalımızı her zaman desteklediğini güzel yorumları olduğunu biliyorum. Selamlarım sevgilerimi gönderiyorum hem 1903 Beşiktaş'a hem de Ruhi Taner'e. Yıldız Gökmen bakalım bugün evde neler var demiş. Yıldız Gökmen de her zamanki gibi sağ olun vallahi hepiniz her zaman destekliyorsunuz. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Murat Kara kardeşim benim. Allah'ım senden razı olsun. Cansın kardeşim. Gittiğim her yerde destekçim benim. Seher Sağır öyle. Ee, Murat Kara'ya da yetişemedim ama demiş. Seher 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 Hanım da her zaman bizi destekleyenlerden. Allah'ım razı olsun. Ne güzel. Bak böyle nazarlıklar şeyler. Çok güzel. Uzer çıkmış. Teşekkürler demiş ama baş harfi R. Baş harfi R. Oradan onu e, bulabiliyorum yani. Yeliz Aktürk'e selamlar, sevgiler. Ben Ruhi Hoca'yı okumaya çalıştım ama başı ortası sonunu okudum demiş. Uzun gelmiş. Ruhi Bey biraz e, yorumlarınız çok güzel. yorumlarınızı kısa kısa yazın bence. Haftalık kısa yorumlar güzel hep beraber okuruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. İstepan Söğütlüoğlu yayın içerisinde de selamı göndermiştim. Yine karşıma çıktı. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İstepan Söğütli'ye. Ekrem abime Aspava diyorum. Duaları her zaman. Ekrem abimiz hep bizi ilk günden beri destekleyenlerden. Allah'ım senden razı olsun. Aspava diyorum. Dualarımız karşılıklı. MKE 1910 Ankara gücü. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Murat Kara kardeşim doldurmuş orayı. Seyit abi abici selamlar canlı yayınları özledik demiş Seyit avcı abime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar o bizim diğer kanalda canlı yayınlara başlıyoruz kısmetse bayramdan sonra orada yayın yapacağız canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar diğer kanalda ama bu kanalda değil buranın algoritmasını bozmadan. ...Durgay Gürfidan aleyküm selam... ...selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum... ...Nurgül Akkaş'a selamlar sevgiler... ...Galatasaray 6255'e... ...selamlar sevgiler takipteyim demiş... E, ...selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum... ...Gülizar Çakır... ...Murat kardeşim iyi akşamlar... gömeşte köy ve 60 metrekare arsa... ...tekrar var mı o arsayı... ...emekli öğretmen aldı dediniz galiba... ...evet e, Gülizar Çakır... ...öğretmen bir... ...izleyicimiz aile üyelerimizden... Bir dostumuz aldı, hayırlı uğurlu olsun ona. Seher Hanım bildirim yok demiş. Bazen bildirimler gelmiyor canlar herhalde sizlere. Ee, benle alakalı bir şey değil. Hatun Doğan ablama selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum ve her yayında söylediğim gibi tez zamanda da oğluna inşallah kavuşur diyorum. Vahap Şahine e, parayı harcama yok biriktiriyoruz demiş Vahap Şahin. <laughs> Hadi bakalım inşallah gönlünüze göre olur. Hepimizin gönlüne göre olur. Arkadaşlar Vahap Şahin'e de selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Bir yayının daha sonuna geldik arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi yayının başında da aslında söylediğim gibi. Sizi sevenler ve sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın diyorum ya. İşte yayının başında da söyledim. Yine onu söyleyeceğim. Aman çok çok iyi bakın. Bayramınızı tekrar kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Pazartesi günü yayında yine bayramlaşırız ama önden bayramınızı bu vesileyle de kutlamış oluyorum. Aman trafiğe çıkanlar dikkat etsinler, üzülmeyelim. Hepinizi seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız, cansınız. Ve tekrar ediyorum, sizi sevenler ve sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar. thank you